Selam. Ne yapıyorsunuz? İki tane çocuk geliyor. İki tane çocuk ama bir tane bile etmez ağırlıkları. Şu kadar yavrular gelecek. Göreceksiniz. İnanılmaz sevimli. Bir de çok güzel bakılmışlar. Ama biraz sağlık problemleri var. Onunla alakalı işlemler başlayacak. Onu izletmek istiyorum. Onu izlemeden önce de mecbur olduğum bir kısım var. Size aşağıya linkleri koyuyorum. Instagram'dan takip edin. Discord'dan gelin. Şenlendirelim ortamı. Kocaman bir Discord ailesi de oluştu. Çünkü YouTube bildirim göndermiyor. YouTube'a abone olup zil açsanız da o zilden maalesef bildirim her zaman gitmiyormuş. Çünkü her gün içerik atıyoruz, video atıyoruz. Sizden ricam o yüzden aşağıdan Discord'a gelin, toplaşalım. Hastacık geldi. Erkek mi? Kabız olan. Ay şükür. Tamam. Kıtır erkek. Güzel bir bilgi. Erkek olduğunu düşünüyorlar. Tamam. Ya ben de baktım da bir mercimek tanesi kadar testis var. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Allah'ım bunlar çok tatlı. Diplere bak, köte bak. Şey, kutu istemiştim direkt. Yok, kutuyla eldivenimiz yok. Kalmadı mı? Lütfen bu cümleleri yayınlama. Burada müzik neyin bir şey koy buraya. Allah'ım, diplere bak. Kurt gibi derdim. Çok küçükler. Hello. Hello. Ama sanırım ilk şeyi alıyorum. Kıbrı alıyorum. Gözlerinden dolayı. Büyük göbekli olan Pıtır. Bu ne? Erkek olan. Küçük fare bu. He, fare yavrusu. Fare. Küçük kafalı, büyük vücutlu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım, bir şey emiyor. Aa, acıkmış bu. Bu acıkmış. Bak, elimi emiyor. Kurban olurum sana. Oy, oy. Uy, tadı nasıl? Bu sanırım ya da Pıtır bu. Şimdi bir bakalım bir. Şuradan başlayalım. Dön bakalım. Bu erkek. İyi erkek. İyi erkek bu. Erkek olan Pıtır'dı değil mi? Evet, erkek olan Pıtır. Yani öyle düşünüyorlar. Ha. Bu inanılmaz aç ya. İnanılmaz aç. Ama göbekte nedir böyle? Bakın. Evet, Allah razı. Of, göbeğe bak. Bir pamuk kristali. Bir bakalım ya. Ne yapıyorsun? Biriniz eldiven giyebilir mi? Giydiyse. O zaman alayım seni şöyle hafif bir ense tutmaya. Çiş yaptıracağız herhalde. Evet. Yani bir deneyelim. Geliyor. Evet, dışkı geliyor. Sal bakalım, sal. Hadi, hadi. Şimdi biraz iştahsızlık tablosu varmış diğer günlere göre. Onun için ekstra bir şüphelenmişler. Aslında normal düzende gidiyormuş yavrumuz ama yok, şu an biraz dursun böyle, böyle de hoşuna gitti. Süre kabızlık olgusu çekiyor. Hep bir de kardeşler zıt olur ya. Bu kabızlık çekiyor, bu ishal tablosu. Hani hani ben de mesela peynir severim, kardeşim sevmez. Ben zeytin sevmem, kardeşim zeytin sever. Yani öyle bir hayat. Denizle güneş arasında var mı bu tarz şeyler? Deniz ruminant. Güneş karnivor mesela. İşte mesela. Deniz deli gibi otçul, güneş de deli gibi etçil. Bu da tabii dışkıya da yansıyor. Deniz böyle, anladınız. Güneş de böyle, anladınız. Bir de kıbrıra bak. Bunun testisini nasıl fark ettiniz? Ha, tamam. Testis incecik bak. Testisi... Anogenital aralık, hı hı, diye bir şey vardı sanırım. Anogenitaldi galiba. Bu aralığın uzun olduğu yerlerde erkek olur. Kısaysa şayet dişi olur. Ayrıca şöyle şekil olarak da zaten belli ediyor kendini. Dişiyi de göreceğiz zaten uygulamalı olarak. Evet, bir de şeyi var. Ben mesela onun testisini algılayabildim. Ama bu yaşta testisini algılamaya çalışmak da her zaman sağlıklı bir şey değil. Bayağı küçük bunlar. Ya 2 haftalık falan derim ben bunları. Gelişememişler muhtemelen. Anne sütü yok, ne yapsın? Anne sütünün önemi. Koltuğun üzerine çıkmış çolak. Ha, ben girmedim. Ben hiç aşağı inmedim. Ben sadece sabah indim. En son Ayşe'yi indi çantası. Aşağıya da kamera koyayım lan ben. En son Ayşe'yi indi çantası bıraktı, eminim. Çört olduğundan... Alarm? Alarm. Alarm var. Kapı açık kalınca vik 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 ötsün bana. Bu arada
Garezimiz çolağa değil. Çolağın şeyine gidiyor, bizim oturduğumuz koltuğun üstüne işiyor. Eşek sıpası. O yüzden mecburen de işetmemeye çalışıyoruz. Çünkü burası bir veteriner kliniği olduğu için o çok kıskanıyor. Ortamı çok kıskanıyor. Ve gidip bizim böyle özellikle değer verdiğimiz şeyleri yakalayıp üstüne işiyor. Benim koltuğuma da işemişti hatırlarsanız. Bilgisayarı da işedi. Klavyeyi işedi. Aynen. Mousepad'e falan işedi. Liste. Çolağın işedikleri şöyle. o yüzden korumaya çalışıyoruz. Yoksa hani malı koruduğumuzdan değil aslında. Yani çeşitli şeye oturmak istemediğimiz için oranın sürgü kapısını kapalı tutmaya çalışıyoruz. Orası hariç çolağa her yer serbest. Ama oraya girmesin diye de çaba veriyoruz. Öyle. Yok aman işte koltuğumu koruyoruz falan artistliği yapmasın. Valla duyarı ben kasarım o zaman. Allah'ım yarabbim şu tipe bak ya. O kadar küçük bir aralık ki. Şu an vajinası. Şu an bunu ayırt edebilene helal olsun zaten. Sen ne yapıyorsun orada? Evet, dişim erkek mi olduğunu anlayabilmenin bir yöntemini o gün abimiz söyledi az önce. Ki şey aralık, yani vajinayla anüs arası ya da penisle, yani genital, erkek genital bölgesiyle anüs arasındaki uzaklıklar eşit değildir. Bu yaştaki çocuğun ayırt edilebilecek en güzel yöntemi o. Ama şöyle bir durum var, bunu ayırt edebilmeniz için o ayırt edeceğiniz vakte kadar sizin birçok defa dişi erkeğin uzaklıklarını görmüş olmanız lazım. O yüzden zaten kimse tam olarak net bilemiyor. Sonra da ne oluyor? Burada cinsiyet değiştiriyorlar. Genelde testisler, erkek yumurtalık organları aşağı inmediği için ciddi bir süre, neredeyse 1-2 ay içerisinde iner böyle, birkaç ay bulur o. İnmediği için o da ne oluyor? Otomatikman bütün kediler dişi doğar, sonra erkek oluyorlar. Burada çok erkek olan kedi oldu ya. Abisi bunların bir röntgeni. Biz de hayret içinde kaldığımız. Bir röntgene gidelim. Bunu büyük kaset değil mi? Bunu fark etmez. Büyük kaseti 5'e böleriz. Şu özellikle az öncekinin pıtırın bir bağırsağı bir görmek lazım ya. Baba titrekler ya. Bebelerin bağırsak durumunun görülmesi lazım. Ha bu arada. Size az önce dediğim yeri de bir saniyeliğine göstereyim. Nah şöyle bir yer hazırladık. Hekim odamız daha rahat oldu. Çolak da buraya girip ağzına etmesin diye. Çünkü kaplama yapmadık. Su geçirmez kumaşla kaplanacak orası. Ondan önce kollamaya çalışıyoruz. Radyografi. Bunu tek başıma tutarım zaten. Boruk fighter ama. Ben ölürüm. Sana mama vereceğiz. Hatırlat. Bu arada abi sen niye çıkmıyorsun diyenler olursa da iki tane çocuk yeter. Ben sezonu kapattım artık. Patileri... Az ön patileri de aynı. Heh, Adem sen al. Biri nerede? Kuyruğumuz da şurada var. Dur. Diğerini almazsan döner. Birinin yaz öncekinin göbek daha büyük ya. Onun sindirim daha problemli benim. Mantıklı. Göbeğin kedisi var. Ya İstel'in açıklaması var da kabızın açıklaması pek yok ya. Şundan dolayı. Yani sonuç olarak sıvı bir gıdayla besleniyorlar. Bağırsak yolu çok iyi olmayınca da İstel'e dönüştürmesi daha kolay. Yani çok beslenerek alması ama kabız olması sanki daha zor tedavi edilebilirmiş gibi geliyor bana. Bence de. Bir de kabızın problemi daha kötü olabiliyor. Bu sefer iştah çok kötü düşüyor. Kesinlikle. Şu kadar göbekken şu kadar. Göbek dolduğu zaman, yani bağırsaklar dolduğu zaman sindirim duruyor yani. Kesinlikle. Yavrularda röntgen çekilir mi konusuyla alakalı da bir şey söyleyeyim. Yavrularda röntgen çekilir. Mecbur kalmadığımız sürece çekmemek için çaba veririz. Röntgenler çekildi. Çocuk doğduktan sonra yetişkinden hiçbir farkı yok röntgen konusunda. Sadece röntgenin verdiği zarar genelde somatik hücreleredir. Yani yeni gelişen canlı hücreleredir. Evet, bu yüzden yetişkine göre aldığı zarar, yani bizim yan etkimiz daha fazla. Ama orada şöyle bir durum var. Tıp tamamen veteriner ya da insan tıbbı fark etmeden tıp fayda zarar konusunu düşünmek zorundadır. Şu an bu çocuklara röntgen çekmeyelim, sağlığını bozmayalım gibi, yani zarar vermeyelim gibi düşünüp bağırsakları hayali hayal edip gitmek maalesef sindirim probleminin hayati bir şekilde gitmesine sebep olabilir. O yüzden fayda zararda röntgenin faydası daha büyük. Tamam? O yüzden hani röntgen mi çekilir yavruya gibi düşüncede olmayın her zaman. Yani gerekiyorsa mecbursak çekeceğiz. Ama elimizden geldiğince az çekmeye çalışacağız gibi. Bu arada buna dışkı bakılacak mı? Hazır taze dışkı da var. Onu direkt alsana hadi. Bir poşete al. Hatta direkt gözlüğe ilet. Çocuğun dışkısı da analize gitti. Bu tarzda sokak çocuklarında, bu tipte sokak hayvanlarında maalesef şey çok fazla oluyor, parazit vakası.
Parazit de her şeyi açıklıyor bir anda. Parazit gördüğümüz an konu kapanıyor yani. Bunların hepsini açıklayacak bir durum. Parazit bağırsak florasını bozan bir etkendir. Allah'ım sizin tipinizi yerim. Hayır hayır, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Anneciğim dokundurma bana. Yavru kedilerde elinizden geldiğince el sürmemeye çalışın. Yani bazen mecburda kalabiliyoruz ama... Annem orayı ısırma, ne olsun? Ne olur, yapamayız birlikte. Çocuğun röntgeni gelsin, onu da göstereyim. Evet, hakikaten bu net ishal tablosu. Niye böyle davranmış? Ya buna bir de karnına masajı daha fazla masaj yapsalar, hareket arttırsalar güzel olur. Allah'ım, üst üste kaldılar, tiplere bak. Çocuğun götüne oturdun, çek kolunu. Yavru kedilerde bu arada gözünde de problem var. Gözüne de ilaç başlayacak o gün almışsın. Bayağı kontrollü gitmek lazım. Hayatı kurtarmış gibi görünüyorlar ama böyle bir ayı falan, bir buçuk ayı devirmeden maalesef yavru kedilerde hayati risk ortadan kalktı diyemiyoruz. Yavru kedilerde bir bilgi daha vereyim. Çıplak elle dokunmanın dezavantajı sadece şey sanılıyor. İşte anne kabul etmez vesaire. Onun dışında bir dezavantaj daha var. Biz ne kadar elimizle, ya 40'ı çıkmamış çocuk gibi düşünün. Bunların 40'ı da aynı 40 gün. Yani aynı konu bunlarda da geçerli. 40 gün öncesindeki bağışıklık sistemi hala tam değil. Bir de kazara böyle anne sütü beslenememişse, anne sütü alamadıysa bağışıklık sistemi hepten çökük oluyor zaten. Bu arada bu çocukların sahiplenilmesi vakası şöyle. Anne tam bir yellotik. Annenin yanağında apse çıkıyor ve alıyor başını gidiyor. Yavruları bırakıyor. Yaklaşık bir 20. saate kadar, yani 15 saat dolaylarında, doğumunu bile izlemiş bize getiren hasta sahiplerimiz. 15 saat kadar beklemişler. Anne ha gelecek ha gelecek diye dokunmamışlar. Gözetim altında ama gelmeyince artık 15 saat sonra 20. saatte maalesef hayati tehlike çıkacağı için almışlar. Durum öyle yani, el sürmemeye çalışın. Eldiven her yerde var. Eldivenle tutmanız, beslemeniz her zaman faydadır. Çünkü bizim elimizdeki bakterilerin hatta hesabı yok. Ya da elinizi çok güzel şekilde dezenfekte edip de tutabilirsiniz. Koku konusu da düşündüğünüz kadar ağır değil evdeki çocuklar için. Sokaktaki anneler evet kabul etmez yabancı kokuyu ama evdeki anne ya sizin kokunuzu zaten ezbere biliyor. Ya evdeki kediye sizin kokunuzun bulaşmasının hiçbir handikapı yok. Bunu net söyleyebilirim. Evdeki anne her türlü yine kabule devam eder. Uzun süredir sizin kedinizse eğer anne. Lan bebeleri çektik videoyu kapatıp gitmişim. Kapatmadan gitmişim. Haydi o zaman bebelere şimdiden geçmiş olsun. Zaten onlar uykuya daldılar bayağı bir. Hatta birbirinin... Allah'ım salak, kuyruğunu emiyor kardeşini. Geçmiş olsun. Pıtırla gıbır. İyi. Güle güle gençler. Sizi seviyoruz. Yine gelin. 3 gün sonra kontrole gelecekler. 3 gün sonra göz damlası, yani göz damlası kullanıldığı için 3 gün sonra onunla alakalı, gözle alakalı durum görülmesi için gelecek. Bir de tekrar palpasyonu yapılacak. Hani karın bölgesindeki durum nasıl diye. Şimdi o gün abimiz tavsiyelerini söylüyor. Hasta sahiplerimiz bir de burada röntgende görüyordu ama şimdi röntgen görüntülerini dışarıdaki ekrana yansıtıyoruz. Hasta sahiplerimiz hem yukarıdan izliyor hem de çıkan sonuçlarla alakalı veriyi de dışarıdaki ekrana yansıtıyorlar. Orada röntgenle yorumlarken hasta sahiplerimiz izliyor. O gün abimiz gerekli bilgileri ve bazı ilaç değişikliklerini söylüyor. Belirtmem gereken bir uyarı var. Elinizdeki süt tozu ya da mama, herhangi bir şey ne kullanıyorsanız, özellikle bu yavru yaşlarda sık sık değiştirmeyin kesinlikle. Bu çocuklarda 2-3 kere bir mama değişimi yaşanmış. Mama değişimi derken süt tozu değişimi. Süt tozu değişimi yaşanmış. TDK geldi. O yüzden bağışıklık sistemi, daha doğrusu bağırsaktaki flora sistemi tam oturmuyor. Teşekkürler. Yandan telefonumu çekti gitti. Dur arama, kulaklık bağlı. Yan kesici lan. Haydi kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdaki linklere de bir göz atın. Çünkü böyle ailemizin adını koymaya çalışıyoruz. Artık Discord üzerinden size mekan açtık tabiri caizse. Burası benim, kanal benim ama Discord sizin gibi düşünün. Bu kadar. Görüşürüz. Buyurun. İyi gidiyor. Hadi Sercan'dan da bir selam alalım. Sercan tok bir sesle şu an. Selam. Selam. Tok diye erotik oldu.